Esra Erol, geçtiğimiz günlerde yeni evlendiği adamı dolandırdığı iddia edilen Kibar Ünvar'ın olayını işlemeye başlamıştı. Dolandırıcılık şüphesiyle ekrana çıkan Ünvar'ın, yıllar önce silahla yaralama sonucu hayatını kaybeden eşinin ölümüne sebep olduğu ileri sürülmüştü. Bu konuyu işlemeye başlayan Esra Erol, delilleriyle konuyu işlemeye başlayınca Kibar Ünvar ve çocukları tarafından tehdit edildiği açıklandı. Yaşanan tehdit olayının ardından birçok mecrada Esra Erol'un yayın sonra saldırıya uğradığı, hatta hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. Günlerdir hakkında çıkan iddialara kurak asmadığını, ancak babasının haberleri görüp "kızım benden bir şey saklıyorsun" demesi üzerine açıklama yapmak istediğini söyleyen Erol, canlı yayında sessizliğini bozdu. Programın sonunda açıklama yapan Esra Erol şu ifadeleri kullandı: "Beni üzen şey, benim saldırıya uğradığıma dair haberlerin sevenlerimi ve ailemi üzüyor olması. Böyle bir durum yok, yaşanmadı. Eline klavyeyi geçiren yazıyor. Esra Erol doğru bildiği yayıncılık anlayışıyla devam etmekte. Beni seven herkesin içi rahat olsun. Bir kavga yaşanmadı. Babam bile benden sakladığın bir şey var mı diye sordu. O yüzden bu gerçek dışı haberlerin doğru olmadığının altını çizmek istiyorum. Gayet iyiyiz, sağlıklıyız. Böyle bir durum olursa bu zaten önemli haber sitelerinde görürsünüz. Yalan yanlış bir şeyin bu kadar büyümesini aklım almıyor. Doğru haberlere güvenin. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler."